akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Bu akşam konuğumuz Tüm Din Günleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Nusret Aydın. Evet, memleket meselesi dedik. Gerçekten memleketin en büyük meselelerinden birini şu an bu sınavı veriyoruz. Pandemi sürecinde çok yoruldular, çok mücadele ettiler, çok koşturdular. Dedi ki hocam, bir iftar sonrası gelin çaylarımızı alalım. Şöyle bir sohbet edelim. Neler yaptınız, neler ettiniz? Bu süreç nasıl devam ediyor? Neler yapacaksınız dedik. Ve hocam hoş geldin diyelim. Bu akşam bir keyifli sohbet yapalım istedik hocam. İyi ki katıldınız, davet ettik. Allah razı olsun, icabet ettiniz. Evet, Tüm Din Gönülleri Sendikası Genel Başkanı Nusret Aydın'ı hem tanıyalım, hem sendikayı tanıyalım, hem neler yapmışlar. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Bu yayına davet ettiğiniz için ve tüm Moda TV çalışanlarına da teşekkür ediyoruz bizlere bu fırsatı verdikleri için. Pandemi ile girdik olaya. Pandemi diye sordunuz. Hemen pandemide din görevlilerinin konusunda neler yaptıkları. Bir sendikayı tanıyalım hocam. Sendika tabii. Evet, bir sendikayı tanıyalım. Neler yapar, ne eder? Bu süreçte zaten pandemi sürecinde ben yeterince sizi tanıdım. Zaten tanıdığımızsınız ama bu süreçte daha çok tanıdık sizi. Yani bir sendikayı tanıyalım, ardından özele geçelim. Buyurun. Sendika Diyanet Camiası'nda kurulu olan bir sendikamız. 657'ye tabi görevlilerin kurmuş olduğu sendikalardan bir tanesi. Din görevlilerin oluşturduğu bir sendika. Diyanet Camiası'nda da sendikalardan bir tanesi. Din görevlileri sendikası. Bakıyoruz biz sendikayı kuralı 5 yıl oldu. Genel merkezimiz Ordu'da kurulan ilk sendikadır ayrıca. Bu özelliğini de söyleyeyim. Genel merkezi Ordu'da olan bir sendika. Ve şu anda da Ankara'ya taşınmış durumdayız. Tam Maltepe'nin karşısında da büromuz. Orada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet. Sendika neden doğdu? Neden ihtiyaçları var sendikanın diye baktığımızda birçok arkadaşlarımızın sorunları var. Ve bu sorunlarda onlara yardımcı olmak üzere kurulmuş olan bir sendikamızdır. Din Gönüllüleri Sendikası. Evet. Ve faaliyet alanlarımız da sadece Diyanet Camiası'nda sendika olarak, konfederasyon olarak da baktığımızda Haksen Konfederasyonu'na bağlı bir sendikamız, Diyanet Camiası'na bağlı olan Din Gönüllüleri Sendikası. Bu sendika bağlı bulunduğu kurumlarda görevlilerin sıkıntılarını, dertlerini direkt amirlere veya bağlı bulundukları bakanlıklara iletilen bir kurum. Evet. Baktığımız zaman. Ve biz bu konuda üstlendiğimiz konuları hakkıyla da yerine getirdiğine inanıyoruz. Evet, biz de bunu gördük hocam zaten. Dedik ki evet, mücadele ediyorlar, yoruluyor, koşturuyorlar. Ve iftar sonrası çay içelim dedik. Bu süreçte neler yapıyorsunuz hocam? Yani sendika olarak neler yaptınız bu pandemi sürecinde? Sendika olarak değil de ben sadece burada Diyanet görevlilerini temsilen bulunduğum için, evet, Diyanet görevlileri hakkında konuşmak istiyorum biraz. Tamam, pandemi hocam, döneminde neler yaptıklarına dair. Bakıyoruz gerçekten de sağlık çalışanlarımızdan sonra daha da bilirim ki en fazla emeği geçen kurum Diyanet Camiası'dır. Din görevlileri arkadaşımızdır, imam arkadaşlarımızdır. Pandeminin her döneminde ne yapmışlar imam arkadaşlarımız? Gönüllü olarak, bir mecburiyetleri yok. Hiçbir şekilde mecburi bir alanları yok. A'dan Z'ye hepsi tamamen imamından, müezzininden, müftüsünden, amirinden, memurundan hepsi devletimizin yanında olmuş. Elinden gelen her şeyi yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedir. Bakıyoruz bir vefa destek grubu diye bir grubumuz var. Tüm kurumlarda olduğu gibi Diyanet Camiası ihtiyacı olan herkesin peşinde koşmaya devam etmiştir. Evet. Ekmeğinden olsun, yemeğinden olsun, aklınıza ne geliyorsa, aylığından olsun, tüm hatta ve hatta evinin tüm ihtiyaçlarını din görevlisi arkadaşlarımız canı gönülden koşarak gidermişlerdir. Evet, sağ olsunlar. Hatta o kadar ilginçtir ki vatandaşlarımız öyle isteklerde bulunuyorlar ki, şartlı istekler. Nedir bu? Vatandaşın bir tanesi yazıyor.
Diyor ki bana şu fırından şu kadar fiyatta kesilmiş biçimde ekmek geliyor. Bir de fırının adresini de veriyor. Fırının adresini veriyor. Hadi diyorsun ki yanında bir fırın var oradan getirelim. Yok olmaz. Oranın ekmeğini seveceğim. Sen devletin görevlisin. Oradan gidip getireceksin. Bak hocam bu süreçte evet mücadele ettiniz, yoruldunuz. Bu şey olmuyor mu biraz da? Suistimal edilmiş oluyor mu? Yani vatandaşlar tarafından bu sizin göreviniz, mecbursunuz gibi. Tabii. Peki mecbur musunuz? O açıdan bak. Değil. Ha. Mecbur değil. Orayı aslında şey yapalım bakalım. Sadece biz din görevlisi olarak dinin insanlara yaklaştığını, nasıl olduğunu bilen kişiler olarak bu konuda düşünerek hareket ediyoruz. Hmm. Hadi görevlendirmeler oluyor. Evet. Bizim Diyanet Camiası'ndaki din görevlisi arkadaşlarımın tamamı kendisini devletin görevlendirmesine gerek yok. Biz kendimiz gönüllüyüz ve yapıyoruz diyor ve ellerine gelen de her şeyi yapıyorlar. Bakıyoruz gittiğimiz alanlarda da pandemi rahatsız kişi virüsünü o kadar ilginç şeyler yaşıyorsunuz ki kapıya yemeğini götürüyorsunuz, ekmeğini götürüyorsunuz. Karşı tarafta evladı duruyor. Evladı çocuğuna yaklaşmıyor, babasına yaklaşmıyor. Ne diyor? Sen görevlisisin, sen yapacaksın, yemeğini sen götüreceksin. Evet. Ve bu imam arkadaşlar hiç tereddütsüz bunu götürüp evlerine kadar götürüyor. O virüsü kapma bir riskine rağmen. Rağmen yine de yapılıyor bunlar. Evet. Bakıyorsun işte maaşlar alınması veya diğer konularda. Bir ara postanede girip işte elektrik faturasını ödüyorsunuz, telefon faturasını ödüyorsunuz. Adamın telefon faturası var. Arıyor, diyor ki bu telefon faturamı ödeyeceksin. Peki amca senin yanında kimse yok mu? Oğlun yok mu, çocuğun yok mu ödeyecek? Ha o sıra bekliyor. 10 dakikasını oraya vermekten çocuğundan sakınıp bu bizim arkadaşları tamamen bu şekilde suistimal edenler. Gerçekten üzücü bir durum. Gerçekten üzücü bir durum. Şimdi değerli izleyenler aslında burada birazcık düşünmemiz ve empati yapmamız gerekiyor. Şimdi memurlar evet bu süreçte gerçekten sağlık memurları çok yoruldu, polisler çok yoruldu. Özellikle sağlık memurları ve din görevlileri gerçekten çok yoruldu. Fakat biraz daha anlayış nasıl olsa bunu yapmak zorundalar. Bu onların görevidir gözüyle bakmak yerine onların yükünü hafifletmek yoluna gidersek çok daha iyi olurdu. Hocam ben sizi dinledikçe aslında biraz daha olayın içine girmiş oluyoruz, vakıf oluyoruz. Açıkçası biz sizin yaşadıklarınızı bilmiyoruz. Yani ne yaşadıklarınızı bilmiyoruz. Aslında bu akşam biraz da bunun sohbetini etmek istedik. Neler yaşıyorsunuz? Evet biz görüyoruz din görevlileri alanda işte ne yapıyorlar? Yani alandalar nelerle karşılaşıyorlar? Aslında biraz da bunları konuşmak istedik. İyi ki de konuşuyormuşuz. Daha çok vakıf olduk. Evet hocam. Bakıyoruz bizim bu arada devletimizden... Hocam sözünüzü keseceğim. Şu an biz birkaç platformdan yayın yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden de paylaşırsanız arkadaşlarınızla izlemek durumu olabilir. Facebook üzerinden paylaşmış olursanız. Evet değerli izleyenler ben iyi ki bu akşam hocamı davet etmişiz. Çünkü şöyle memleket meselesi. İşte memleketin meselesi bu. Yani kıymetli arkadaşlar evet bu süreç zor bir süreç. Hiç kimse bu süreci yaşamak istemezdi. Herkes için zor. Fakat bu konuda gönüllü olarak veya mecburi olarak çalışan insanlara da biraz anlayış göstermek bizim insanlık görevimizdir dedik. Evet Bilal İnanlı Başkanım da hemen iyi programlar demiş. Tebrikler Başkanım diye mesaj göndermiş size. Bilal İnanlı Başkanım da sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Güzel gönlü var olsun. Allah razı olsun. Evet Bilal İnanlı Başkanım'la da yine bu ekranlarda bir sohbet etmek istiyoruz. O da Sağlık Sen'in önceki dönem başkanı. Neler yaşamışlar, neler nasıl süreçler geçirmişler ya da sağlıkçı arkadaşlar neler yaşıyor onları da konuşmak isteriz. Evet hocam. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz bizleri izlediği ve iyi dileklerde bulunduğu için. Ayrıca kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yine, evet sizi dinliyoruz hocam. Yine bakıyoruz biz özellikle büyüklerimizden, devletimizden, cumhurbaşkanımızdan, özellikle Sayın Sağlık Bakanımızdan, ve Diyanet İşleri Başkanımızdan da bir isteğimiz var. Diyanet camiası olarak
din görevlileri olarak, din gönüllüleri olarak biliyorsunuz gönüllü olarak yapıyor dedik arkadaşlar bu işleri. Bu aşı konusunda din görevlisi arkadaşlarımıza mutlaka öncelik verilmesi gerekiyor. Çünkü pandeminin her döneminde varlar. Cenazesinde varlar, toplumunda varlar. Özellikle il müftülerimiz olsun, Diyanet İşleri Başkanımız olsun. Toplumun her kesiminde en önde giden kesimindeler. Bir din görevlisi arkadaşlarımız hiç normal bir cenazeymiş, pandemi cenazesiymiş hiç ayırt etmeden bunların önünde en ön safta giriyor. Ve bakıyorsunuz din görevlisi arkadaşlarımız, Diyanet'te çalışan virüsün kapalı ortamlarda daha fazla yayıldığı, daha fazla bulaştığı aşikar olarak bilinen bir ortam. Evet. Ve 5 vakit camisinde bulunan bir imam kadar kapalı olan ortamda bulunan hiç kimse yok. Yaşlı insanlarımız geliyor, genç insanlarımız geliyor, tüm insanlarımız caminin içerisindeler ve en fazla sağlıktan sonra, sağlık çalışanlarımızdan sonra en fazla risk altında olan kardeşlerimiz, imam kardeşlerimiz. Ve bunların bir an önce aşı yapılmasını devletimizden talep ediyoruz. Başkanlığımızdan talep ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan talep ediyoruz. Ve gerçekten bir an önce yapılması gerekiyor. Koronadan vefat eden din görevlisi arkadaşlarımız çok fazla. Haddinden fazla. Neden? Hep bunların önünde, bunların içerisinde bulundukları için koronadan korona kapma, virüsü kapma şüphesi daha fazla olan insanlar. Bunun için diyoruz ki din görevlisi arkadaşlarımız, imam arkadaşlarımız, Diyanet Camiası'na gönül veren arkadaşlarımızın bir an önce aşı olması gerekiyor. Hatta bugün kıyaslama belki biraz hatalı olabilir ama öğretmen arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımızın hepsi aşı oldular. Hep aşı olmaya da devam ediyorlar. Bunun yanında Diyanet Camiası'nda çalışan Kur'an kursu hocalarımız da var. İşte bunlar da yüz yüze eğitim veriyorlar. Ve biliyorum ki birçok arkadaşımız da yüz yüze Kur'an kursunda yüz yüze ders veren arkadaşlarımızın birçoğu virüs kaptı ve korona. Ve bunlar hiçbirisi aşı olmadı. Ve bunların da aşı olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de benim kendi kızım. Ne yapıyor? Öğrencilerden virüs kaptı ve şu anda korona hastası. Rahatsız. Çok geçmiş olsun hocam ya. Bunları gerçekten duymak istemeyiz ama ne yazık ki bunlar da acı gerçekler. Evet, bunlar... Onun için bir an önce devletimizden de, Cumhurbaşkanımızdan da, din görevlisi arkadaşlarımızın bir an önce aşıda öncelik tanınmasını talep ediyoruz. Evet, bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü toplumun hocam, her konu... tarafında Diyanet çalışanları var. Hı-hı. Cenazesinde var, düğününde var, bayramında var. Olmadığı bir toplum yok. Evet. Ki bizim belki o kadar gönülden yapılan memurluk sıfatını bir tarafa bırakın. Gönülden o kadar çalışıyor din görevlisi arkadaşlarımız ki. Hiçbir kesime yok deme şansı yok. Çünkü biliyorlar ki dini bunlara yok demeyi demiyor. Hepsinin yardımına koşmak zorunda. Çünkü din öğretisi odur. Onu veriyor aldığı eğitim. Ben hocam burada Alev Hanım'dan, rejideki arkadaşların aynı zamanda bizim gazetemiz var, radyomuz var, bir yayın grubu burası. Ben bu konuyu gazetede de gündeme getirmesini talep edeceğim Alev Hanım'ın. Çünkü önemli bir konu. Gerçekten toplumun hep önündesiniz. Yani bu süreçte risk grubundasınız. Ama hala aşılanmamış olmak da gerçekten evet. Şöyle. Evet, risklisiniz ama aşılanmamış olmanız biraz daha ne haliniz varsa görünün diğer türlüdür. Yok, ben, o kadarısı biraz acı olur ama. Ben aslında hocam acı değil, gerçek bu. Yani az önce dedik ya, acı gerçek. Şimdi siz en öndesiniz ama aşılanmamış olmanız da doğru yani, değil diye. Evet, bu konuyu gündeme getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız hocam. Çünkü önemli bir konu. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Devletimiz de buna imkan tanıyacağına inanıyoruz. Bir an önce din görevlisi arkadaşlarımızın aşı olacağını, aşı yapılacaklarını inanıyoruz. Doğru. Çünkü kurulduğundan beri bakıyoruz. Her zaman din görevlisi nerededir?
kişinin düğünündedir. Evet. Cenazesindedir. Bayramındadır. Kendi bayramını belki yaşayamıyordun görevlisi. Niye? Görev yerinde. Kendi bayramı nedir? Onun cemaatiyle yaşamış olduğu bayramdır. Cemaatiyle beraber olduğu an din görevlisinin bayramıdır ki bundan hiçbir zamanda ne kaçınmıştır ne gocunmuştur. Bakıyoruz din görevlisi kimdir? Nedir? Bunları vatandaşımız da birçok şeyde eleştirirsel anlamda bazı şeyler oluyor ama din görevlisi arkadaşlarımız kişi doğduğu andan itibaren kişinin başındadır. Ne zamana kadar? Son nefesini verene kadar. Hatta son nefesini doğru bir tespit hocam biliyor musun? Sonra... Doğuyor, işte kulağına ezan okunuyor, salası okunuyor. Din görevlisi başında. Evet. Öldüğü zaman da selasını yine din görevlisi veriyor. Ve en son toprağa veren de ve bu süreçte yine işte, din görevlisi. Evet, bu süreçte hastası oluyor veya işte namaza gideceği zaman yine din görevlisinin peşinde. Cuma günü din görevlisinin hutbesini dinlemek zorunda. Baktığınız zaman hayatımızın her alanındasınız hocam ya. Yani her zaman böyle olmuştur. Böyle olmuyor da devam ediyor. Evet. Sünnetine koşar, cenazesine koşar, düğününe koşar. Koşmadığı hiçbir alan yok din görevlisinin. Evet. Bunun için din görevlileri biraz daha anlamak gerekiyor. Biraz daha onların psikolojisini bilmek gerekiyor. Hatta çocuğunun ismini koyduğu andan itibaren ölene kadar din görevlisi bunun yanındadır. Evet. Psikolojik bir sürü sorunu vardır kişinin. Danışacağı tek kişi vardır. Konuşacağı, dertleşeceği tek kişi vardır. O da din görevlisidir. Doğru, camiye gider, imama sorar. İmama sorar. Yani, imamla sohbetini evet, yapar. İmamla sohbet eder. Ailesiyle canı sıkkındır, imamla konuşur. Sıkıntısı vardır. Gelir din görevlisini açar sıkıntısını. Din görevlisi de ona teselli etmeye çalışır elinden geldiği kadar. Birçok kesim psikoloğa gitmez, imamla dertleşir. Din görevlisiyle doğru bak dinlediğim din görevlisiyle zaman sohbet yapar. Evet. Ki bunu birçok kişi göz ardı eder ama buna baktığımız zaman gerçekten budur. Gerçekler budur yani. Bunun haricinde hiçbir şey yoktur. Evet. Hayatının her alanında kişinin din görevlisi vardır. Kesinlikle İmam doğru. Arkadaşlarımız vardır. Evet. Ahmet Gündoğdu tebrik ediyorum diye mesaj göndermiş. Tebrik etmiş sizlere. Evet hocam. Din görevlisi gerçekten memleket meselesiymiş. İyi ki davet etmişiz dedik ya. Gerçekten memleket meselesi. Tüm din gönülleri sendikasını orada kurmak nereden aklınıza geldi hocam? Yani orduda bir sendikanın genel merkezinde olması çok güzel bir şey. Kişi doğduğu zaman evinden başlar. Nereye başlarsa babasının evinin altında. Ne evet. yapar? Hayatını igame etmeye adım devam eder yukarıya doğru çıkar. Evet. Ben de ordulu olduğum için sendikayı orduda kurdum. Merkezimiz genel merkezimizi ordu evet. yaptık. Daha sonra açılmaya başladık. Sendikayı kuralda zaten 5 yıl oldu. Evet, 2015 yılında kuruldu. Tabi bakıyoruz sendika neden kuruldu? Aşağı yukarı 30 yılın üzerinde bu camiada görev yapıyorum. 40 yıl babam görev yapmış. Evet. Siz de biliyorsunuz. Sizin dedeniz de, sizin babanız da aynen bu camiye evet. hizmet etmiş. Ve kendimiz göreve başladığımız zaman bazı inançlarımız vardı. Şu anda o kadar imkansızlıklar yok ama eskiden çok imkansızlıklar vardı. Dedik ki bugün bir mesuliyede görev yapan bir insan, ordulu olduğum için söylüyorum. Evet. Bir akşam orduda kalacak, kalmaya yeri yok. Doğru. Dedik ki bu işi kim yapabilir? Sendika yapabilir. Bir yerle anlaşma yapılacak. Bireysel olarak bunlar yapılmıyor. Bir özel hastaneyi düşünün. Bunu kim yapabilecek? Ancak STK, Sivil evet. Toplum Kuruluşu örgütü yapar. Onu da özel hastaneyle anlaşma yapacaksın. Veya bir mağazayla anlaşma yapacaksınız. Bunu bireysel olarak kimse yapamaz. Ancak bir toplum olarak hareket edebilirseniz bunu başarabilirsiniz. İşte dedik ki bunları başaramak için biz gördüğümüz zorlukları diğer arkadaşlarımız görmesin. Onlara biraz faydamız dokunsun amacıyla kurulmuş bir sendika. Hatta şunu da söyledik. Eğer biz başarabilirsek ki başaracağımıza da inanıyoruz. Bir sendikanın bir ilde 400 tane üyesi olduğu zaman
en az 400 tane üyesi olduğu zaman neden bir misafirhanesi olmasın? Neden Akkuş'tan, Korgan'dan, Mesuriye'den, ordunun en uzak ilçelerini sayıyorum. Çamaş'tan gelen bir imam orada da kaç kere yaşıyor olacak? 3-4 kez. Niye bunun bir tane misafirhanesi yok? Sendikadan üye aidatları geliyor arkadaşlarımızın. Bu aidatlarla neden bir misafirhane açılmasın? Neden geldikleri zaman bir ormancının gibi, belki hata yapıyoruz ama diğer kuruluşlarda olan herkesin bir misafirhanesi vardır. İnsan bir ilden bir ile geçtiği zaman, mesela bir öğretmen evi, öğretmenlerden misal verelim. Terminalde indiği zaman şunu söyleyebiliyor, sendikanın değil ama beni evime götür. Nereye? Öğretmen evine. Neden? Misafir olacak, orada kalacak. Evet. Neden Diyanet Camiası'nda bunlar yok? Bunları başarabilmek için ne yaptık? Biz de sendikayı kurduk. Ve dedik ki 400 kişi olan bir ilde üyesi olan her sendika bir misafirhane açmak zorunda olsun. Kendini hissetsin. En azından üyelerine o şekilde bir faydası olsun. Evet, amacıyla sendika kurulduk. Sendikayı kurduk. Ve amacımıza doğru da yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah da muvaffak olacağız. Bunun ilk deneyimini de belki de Türkiye'de ilk kez biz bunu başardık. 30 haneli bir misafirhanede açtık. Ordu'da. Açtık. Aşağı yukarı 3 yılda açık tuttuk. Hatta o kadar ilginç olaylarla yaşanıyoruz ki gece saat yoldan geçen bir imam arkadaş arıyor. İşte yolda kaldım, geçiyorum. İşte İstanbul'dan geliyorum ama Trabzon'a gitmem gerekiyor. Konaklayacak. Saat 1'de gidiyorsun. Onun için güzel imkanlar sunuyorsun. Hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir ücret ödemeden oradan kalıp geçip geçebiliyor. Neden bu imkanlar din görevlisi arkadaşlarımıza sunulmasın? Evet. Ve Türkiye'nin sendikal anlamda düşündüğü zaman sendika diğer sendikalarla beraber çalışabilirsek Türkiye'nin bırak illerine, ilçelerine dahi din görevlileri için misafirhane açabiliriz. Bazı hayallerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için bu sendikayı kurduk ve yolumuza da devam ediyoruz. İnşallah gerçekleştirirsiniz hocam. Bir tane mesajımız var. WhatsApp üzerinden de mesajlarımız geliyor. Şu an Facebook üzerinden birkaç mesajımızı okuyayım hocam size. Bilal İlanlı'ya demiştik, tebrikler başkanım demiş. Ahmet Gündoğdu, tebrik ediyorum demişti. Celal Erdoğdu, yeğenim demiş. Herhalde da akrabanız. Nurdal Duran, Ahmet hocam selamünaleyküm. Sohbet için çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz üstadım. Sohbetimize eşlik ettiğiniz için. Hatice Hanım, hayırlı yayınlar. Evimize hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Evet, Ünye'ye selamlar olsun. Hatice Hanım da bizim Ünye'de canımız, ciğerimiz, arkadaşımız. Moda TV. Din görevlileri bağımlılıkla mücadelede aktif rol alacak mı demiş. Din görevlileri. Bu gerçekten memleketin bir sorunu, memleket meselesi. Din görevlileri aslında almalı. Acaba alıyor mu hocam? Sadece bağımlılıkta değil, her alanda var din görevlileri. Şu anda bakıyoruz, ben orduda yaşadığım için, orduyu bildiğim için söylüyorum. İl müftülüğümüzün öyle güzel çalışmaları var ki bu konuda. İlçe müftülüğümüzün, öyle güzel Altınordu ilçe müftülüğümüzün, Abdullah Bey'in, İsmail Bey'in il müftüsü. İsmail Bey'in o kadar güzel çalışmaları var ki gençlerin üzerinde tamamen öyle titizlikle duruyor ki üniversitedeki öğrencileri tamamen girip şu anda okuma kampanyaları var. Onlara hediyeler dağıtıyor. Bir sürü çalışmaları var. Keşke bu tür sorunları olan arkadaşlarımız il müftülüğüne veya bizlere ulaşabilse. Her türlü yardıma din görevlisi arkadaşlarımız hazır. Yani şöyle doğru mu anladık hocam? Mesela bağımlılığımız var. Herhangi bir madde bağımlısı veya çevremizde ya da kendimizde bir din görevlisine mi ulaşmamız gerekiyor? Sendikaya mı ulaşmamız gerekiyor? Ve müftülere. Din görevlisine. Din görevlisi. Herhangi bir arkadaşımıza konumuzu söylediğimiz zaman, şikayet ettiğimiz zaman o bize bir şekilde yardımcı olacak mı? Tabii il müftülüğümüzde ulaşıldığı an her türlü fedakarlık yapılıyor. Evet. Arkadaşlar aslında burası da önemli. Dedik ya memleket meselesi. Memleketimizin en büyük meselelerinden biri de ne yazık ki madde kullanımı. Evet, bunu üzülerek söylüyoruz. Madde kullanımı artık çocuk yaşlara kadar indi. Bu konuda çevremizde veya kendimizde herhangi bir olumsuz durumumuz veya bir bağımlılığımız varsa tanıdığımız bir tane din görevlisi arkadaşa konuyu arz etmemiz
yetiyor. Yeterli. Onlar yeterli, bizi gerekli mercilerle görüştürüp bu konuyla inşallah en yakın zamanda ilgilenmiş olur. Güzel. Bakın özellikle bu konuda. Evet eklemiş hocam özür diliyorum. Toplum diyor din görevlilerini dinliyor mu bu konuda diyor. Yani toplumlar bu konuda diyaloğunuzun nasıl olduğunu da aslında soruyoruz aynı zamanda. Tabii her bu konularda hatta bağımlı olan kişiler de o kadar muhabbet ettiğimiz kişiler var ki. Evet. Çaresizlikten hatta tedavi olamadıklarından bir boşluğu olduğundan biliyorsunuz madde bağımlılığının kaynaklarından sebeplerinden bir tanesi de nedir? Manevi boşluktur. Evet. Manevi boşluktan gelen kaynaklanan bir arızadır. Ve bu konuda güzel çalışmalarımız var. Özellikle ordu bazında söylemem gerekiyorsa gerçekten bizim ordu il müftümüz İsmail Bey. Ordumuz için bulunmaz bir fırsattır. Bu konularda çok güzel çalışmalar var. Aktif de birisi değil mi? Çok da aktif. Bir de hem doktor şeyini aldı. Akademisyen kimliğiyle beraber, evet, çalışmasıyla beraber özellikle gençlerimizin üzerinde çok duruyor. Ne fazla duruyor. Üniversitedeki öğrencileri ve dışarıdaki öğrenciler şu anda Diyanet camiasıyla beraber tamamen alandadır müftümüz. Ne kadar güzel. Hocam biz önceden din görevlisi deyince camiye gider namaz kıldırır. İşte aslında din görevlileri az önceki saydığınız gibi hem sosyal insanlar, toplumun sosyal en sosyal olması gereken insanları bir de toplumun içinde görüyorum artık ben sizi. Yani önceden neydi? İşte cami, ev cami arasında bir gidiş geliş bir döngü vardı ama şimdi daha çok toplumun içinde insanlarla iç içe, insanlarla sosyal ortamlarda buluşuyor görüyorum. Bu tabii ki. Yani neye bağlayacağız bunu? Hani artık ne değişiyor? Ya da böyle bir talimat mı geliyor Diyanet'ten? Daha çok mu halkın içinde olun diyor? Yani neden böyle bir süreç oldu? Diyanet'ten gelen, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelen talimattır. Ve hem din görevlisi arkadaşlarımızın içerisinde olan bir duygudur. Sadece 5 vakitte caminin içerisinde kilitlenmiş arkadaşlar değil de toplumun her kesiminde, her alanda, her ortamında bulunması gerektiğini biliyor arkadaşlar. Ve buna göre hareket ediyorlar. Şu anda camiden ayrıldığı zaman din görevlisi arkadaşlarımız inan mutlaka birisinin sorunuyla ilgileniyordur. Dışarıdaki sorunlarıyla ilgileniyordur. Sadece caminin içerisinde, hani din caminin içerisinde midir? Değildir. Asla. Coğrafyamızın her yerinde. Coğrafyamızın her yerindedir, evet, her tarafındadır. Ve imam arkadaşlarımız da bunu hakkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Ve elinden gelen her türlü çabayı sarf ediyor. Başkanlığıyla beraber, Diyanet İşleri Başkanı'yla beraber. Hele şu anda bakıyoruz, belki toplumumuz bunu pek algılayamadı, pek bilmiyor ama Diyanet İşleri Başkanlarımızın yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesi de şudur. Şu anda yetişmekte olan gençlerimiz için 4-6 yaş Kur'an kurslarını hizmete soktu. Ben her zaman kendimden misal veriyorum. O Kur'an-ı Mübin'i ne yapıyor? 4 yaşında, 5 yaşında çocuğun beynine sokuyor. Evet. Din nerede alışınıyor? Asıl oradan başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bunu yaptı. Benim kızım mesela 4 yaşında, 4-6 yaş Kur'an kursuna gitti. Hem Türkçe okumasını öğrendi, hem Kur'an'ı hatmetti. Maşallah. Bu yaşta bunları verebiliyorsanız, işte az önce söylediniz ya, ruhi bunalım. Evet. İşte bunların önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz zaten tabana inmeden. Allah razı olsun hocam. Hayati Aksu, Hayati abim selamlar demiş. Serhat Ataş kardeşim de hayırlı programlar demiş. Mesaj göndermiş. Selam. Hocam bir tane mesaj var. Aslında selam. Burada hem sitem var hem bir dikkat çekme olayı var. Hakan Yıldız demiş ki Ahmet Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Misafirimiz, kıymetli hocamız Ünye'mize hoş gelmiş. Hoş bulduk. Benim bir sorum değil de sitemim olacak. Camiye namaz kılmaya giriyoruz. Çıkışta elinde kutularla para toplayanlar oluyor. Vermeden geçince insan kendisini suçlu hissediyor. Bu şekilde para toplamak caiz mi demiş. Al sana sor hocam. Aslında bu soruyu hocamız Müftü Bey'e sorsa daha güzel olur ama. O zaman şöyle yapalım. Müftü Bey'e de bu soruyu ulaştıracağım. Yani şahsını ben de tabii hocam bu soruyu sorduğuna göre bizim imam arkadaşlarımızın da en fazla yakındığı konulardan bir tanesi. Gerçekten caminin kapısına geliyorlar. Hani caminin içerisine el açanlara vermek sevaptır dediğimizde bakıyorsun el açan var. Biliyorsun ki ihtiyacı da yok. Vermesen
ayrı bir dert. Versen ayrı bir dert. Ama bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çalışmalar var. Hatta emniyetimizin de çalışması var. Dilenci Camii'nin kapısında gördüğünüzde bizlere haber verin. Feyzullah Coşkun, hayırlı programlar diliyorum demiş hocam. Yine sizlere. Evet, Hakan Yıldız hocam, bu konuyu ben Müftü Bey'e ulaştıracağım. Gerçekten soracağım. Sorun havada kalmayacak yani. Evet, Serhat hocama da selamlar gönderdik. Hayati abime de selamlar demiş. Biz de selam gönderdik. Hocam, şimdi her sektörün ya da her kurumun kendine göre bir ilginç ya da ne bileyim karşılaştığı zorluklar vardır da. Sizin din gönüllüleri ya da din görevlileri diyeyim. Din görevlisi. Bu süreçte nelerle karşılaşır? Mesela az önce fırından ekmek alma konusu benim ilgimi çekti. Şundan soruyorum bunları. Hani 10 yıl, belki ömrümüz olursa 20-30 yıl bu kayıtlar elimizde olacak. Hani evet, zamanında böyle bir süreçten geçmişiz diyebileceğimiz hatıra kalsın diye bu kayıtları aslında tutmak istiyoruz. Yani nelerle karşılaşır din görevlileri? Din görevlisi arkadaşlarımın karşılaşmadığı insan o kadar ilginç olaylar var ki. Mesela ben kendi yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Sakarya'da görev yaparken bir arkadaşımız vefat ediyor. Vefat etme sebebi de havai fişek yapılan fabrikanın patlaması sonucu. Bir tane vefat haberi geliyor. İşte cenazemiz geliyor. O zaman da daha yeniyiz. Daha yeni göreve başlamışız. 5 yıllık bir görevliyiz. Kişi büzülmüş, toplanmış bir vaziyette. Tabi yanınca etler çekiliyor. Sadece yanmayan tek yer var. Ayağı. Yıkama odasına geçtiğim zaman yanımda kimse kalmadı. Vay be. Tek kaldım, yalnız kaldım. Tecrübesizim, bilmiyorum. Şimdi elime aldığım sabunu işte yıkayacağız. Kişinin vücuduna o süngeri sürdüğüm zaman tamamen soyulmaya başladı. Ve akabinde bir koku. Allah Allah. Babası kaçtı. Evladı, kardeşi kaçtı. Kaldım tek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. O şekilde onu yıkadım ama Allah şahittir tam bir hafta uyuyamadım. Bir hafta. Yani çok ilginç olaylara karşılıyor din görevlisi arkadaşlar. Bir de hocam şöyle bir şey var. Toplumun her kesimi, zengini, fakiri, işte alt kesimi, üst kesimi sizinle iletişime geçmek zorunda. Yani atıyorum bugün işte benim param varsa işte mobilya mağazasına girerim veya işte otogalereye girerim veya başka yere, ama varsa da yoksa da her kesim bir şekilde sizin kapınızı bir çalıyor. Yani sizle bir iletişime geçiyor. O yüzden dedim hani ilginç konularla mutlaka karşılaşmışsınızdır diye. Biz onu merak ettim aslında. Bir de zaman zaman sözünüzü kesiyorum. Mesajlara yer veriyorum ki hem mesajlar çok birikmesin hem de değerli izleyenlere de önemsediğimizi buradan belirtmemiz gerekiyor. Evet, Serhat kardeşim selamımızı aldı. Aleyküm selam, hayırlı Ramazanlar dedi. Moda TV diyor ki toplumumuzda ahlaki bozulmanın önüne geçmek için sendika camiası olarak yaptığınız çalışma var mı? Toplumumuzda ahlaki bozulmanın önüne geçmek için sendika camiası olarak yaptığınız çalışma var mı? Nurdal Duran kardeşimiz de Serhat Bey, orduya bu konuları paylaştırdığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah'ım yolunuz açık etsin demiş. Nurdal Duran'a da biz de selamları gönderdik. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar abim demiş Pelit Başak. Başak Pelit, seni seviyoruz kardeşim benim. Allah'a emanetsin. Hocam, evet, toplumumuz ahlaki bozulma gerçekten had safhada. Had safhada. Gerek diziler, gerek gündemdeki bazı programlar, televizyon programları bu konularda neredeyse çanak tutuyor diyelim. Öncülük ediyor, tetikçiliğini yapıyor. Bunlarla ilgili aslında sendikanın yapacağı veya yapması gereken veya yaptığı bir çalışma var mı? Az önce de bu konuya değindik, toplumsal bozulma, ve iyi bir konuya girdiniz. Televizyon programları diye. Evet. Ve burada yapılması gereken Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı gibi genç yaşta eğilebilirsek, çocuğumuza, çocuklarımıza eğilebilirsek aile olarak, sadece aileler bunu aslında Diyanet'ten beklememeli. Bir evde ne yaşanırsa çocuk dışarıya onu yansıtıyor. Evet. Ve bahaneler de bazı yerlerde ne yapılıyor? Din görevlisi veya Diyanet camiasına atılıyor. Biz çocuğumuza evde ne verebildik? Ne öğretebildik? Okula gitmeden nasıl bir ahlaki eğitim verebildik? Nasıl bir değerleri verebildik? Bu kendimizi öz bedenimizde kendimizi eleştirebilirsek
bu konulara eğilebiliriz. Biz evladımıza ne verebildik? Ne verdik? Sorusunu kendimize sorabilirsek bu konularda bir şeyler söyleme hakkımız olabilir aslında. Temelden geliyor, eğitimden geliyor, aileden geliyor. Aile, anne, baba, ebeveyn düzgün olursa çocuk mutlaka düzgün oluyor. Ama o eğer bir çocukta bir yanlışlık varsa aileden aldığı yanlıştır o. Bunun haricinde hiçbir şey yok. İşte dedik ya Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda 4-6 yaş belki daha fazlasını yapabilir. Daha ileriye doğru gidebilir. 4 yaşından itibaren hatta Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle söylemiyor. Çocuk işte yeni sabah namazlarında Hazreti Ali Efendimiz doğduğu andan itibaren çocuğunu her sabah ezan okunduğu anda itibaren namaza alışsın diye, ezana alışsın diye o saatte uyandırıyor. Daha sübyan çocuğu. Hangi birimiz yapabiliyoruz bunu? Hiçbirimiz. Çocuk daha küçük diyoruz. Kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz, götüremiyoruz. Biraz daha uyusun. Hangi birimiz 5 yaşındaki bir çocuğu bırak 5'e, bırak 6'yı, 7 yaşında, 8 yaşında namaza kaldırabiliyoruz? Uykusunu mu tercih ediyoruz, o çocuğumuzun namazını mı tercih ediyoruz veya dinini mi tercih ediyoruz? Neden kıyamıyoruz biz? Evet. Ne yapmamız lazım hocam? Nereden başlamamız lazım? Toplumun ahlakı, evet bir ahlak konusunda problem yaşıyor ülke olarak. Dünya olarak yaşıyoruz daha doğrusu. Ülke eğitimden. Eğitimden başlamamız gerekiyor. Başka nereden başlayabiliriz ki? İşte 4 yaşında biz bu çocuğa dini eğitimi vermeye başlarsak, 5 yaşında dinini öğretmeye başlarsak, bir besmelenin anlamını... Hocam o zaman da gerici diyorlar size. Yani şey diyorlar, desin, her çağda şeriatı deniyor, getiriyorlar her çağda diyorlar. Deniyor bu. Yani 4 yaşındaki çocuğa namaz mı kıldırılır, şeriatçı mısınız diyorlar size. Biz buna razıyız desinler. Yeter ki evlatlarımızı yetiştirelim. Yeter ki dinimizi evlatlarımıza küçük yaşta vermeye başlayalım. Evet. Niye bir çocuk? Bugün ya bakıyorsun 15 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş bir çocuk. Affedersiniz de abdestinin ne olduğunu bilmiyor. Neden kaynaklanıyor? Evet. Ailede eğitimden kaynaklanıyor. Şimdi hocam şöyle biz normalde zaten özellikle bu pandemi sürecinde çok sıklıkla bir araya gelemiyoruz. Şimdi eskiden neydi? İftardan sonra bir sohbet olurdu, çay sohbet olurdu. Biz de bu akşam dedik ki hem hocamla halleşelim, hem sohbetleşelim, hem dertleşelim. Güzel de oldu. Hem de sohbetimiz size arkadaşlar dahil olsun istedik. Yani hem çay sohbeti yaparken arkadaşlarımız da dahil olsun istedik. Bu dahiliyette birkaç tane mesajımız var, onları okuyalım. Hem sohbetimize ortak olan arkadaşlar da. Ahmet Bey selamlar, Genel Başkan Ahmet Nusret Aydın Bey'e çalışmalarından dolayı teşekkür eder, başarıların devamını dilerim demiş. Teşekkür Emrullah ediyoruz. Şahin. Pelit Başak. Başak Pelit ablacığım seni seviyoruz. Mesajını aldık. Sen bizim canımızsın. Evet, kendimizi ve toplumumuzu ihya etmek için ne yapmalıyız sorusunu soruyoruz hocam. Ardından Kadir Çelik der ki çok güzel bir yayın oluyor Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Nusret Başkanımıza selamlar, sevgiler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Selam ve dua ile demiş. Kadir Çelik üstadıma da biz de buradan saygılar, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet, gönül güzelini biliyoruz. Rabbim daim etsin. Ramazan'da da bize dua edersin inşallah Kadir Çelik Beyefendi. Evet, başkanıma selamlar demiş. Kezban, TC Kezban isimli arkadaşımız. Size de selamları var. Evet hocam, çay sohbeti dedik. Çünkü bir de faydalı olması açısından böyle daha iyi değil mi? Mesela biz şimdi sizinle dışarıda buluşmuş olsaydık, dışarıda oturmak şu an yasak. En azından dedik ki bir araya gelelim, sohbet edelim. Sohbetimize dahil olan gönül dostları olsun dedik. Ve amaç da hasıl oluyor. Şimdi hocam... Bu da bir fırsattır işte sohbet. Kendimizi ve toplumumuzu ihya etmek için ne yapmamız lazım? Yani aslında güzel bir soru geldi. Şöyle... Toplum olarak dedik ya, dünya olarak aslında kötüye gidiyoruz. Bu tartışma herkes tarafından görünüyor. Yani eğitim dediniz, eğitimden başlanması gerekiyor dediniz ama... Hani şimdi hepimiz de o eğitimden ne yazık ki uzağız. Yani nereden tutmamız gerekiyor? Yani bu toplum ne olacak bu memleketin hali? İşte memleket meselesi dedik hocam. İnşallah sonumuz hayırlı olsun deriz de... Hayrın nereden geleceğini bilmeden, nasıl bir hareket edersek hayrın geleceğini bilmeden bu kelimeyi dilimize yerleşmiş devam ediyoruz. Bakış açısı diyelim biraz buna. Evet. Yani nasıl baktığına bağlı.
hani sadece şunu bir nebze yapabilirsek, sadece hani der ya Mevlana, yaratandan ötürü yaratılanı severim der. Bu sevgiyi biraz daha kendimize yerleştirebilirsek, hani çirkin demeden Mevla bu şekilde yaratmış, onun sevdiğine ben nasıl çirkin diyebilirim diyebilirsek biraz daha mutlu olabiliriz. Evet. Yani kişiyi olduğu gibi kabul edebilirsek, kişiyi kendimize göre değil de karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edebilirsek o zaman biraz daha mutluluğa doğru yol alabiliriz. Eleştirisel anlamı karşısındakine değil de kendimize yapabilirsek, kendi nefsimize yapabilirsek biraz daha mutlu olmanın yollarını açabiliriz kendimize. Bunun haricinde sevgi olmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Evet. Bakış açısını düzeltmedikten sonra hiçbir şeyin güzel olmasından anlamı yok. Önce o güzelliği kendi içimizde yaşayıp baktığımız kişiye de o güzelliği yaratandan dolayı bakabilirsek güzelliğe, mutluluğa doğru yürüme şansımız olur. Bunun haricinde yok. Önce kişi kendi nefsine hakim olmalı. Kendisine bakabilmeli. Dışarıya sorabileceği soruları, eleştirdiği konuları önce kendisinde eleştirebiliyorsa, acaba onun yerinde ben olsaydım sorusunu kendisine sorabiliyorsa biraz daha mutluluğa ve biraz daha mutluluğa doğru gitme şansı olur. Bunun haricinde yok. Evet. Bir de Kur'an'ı anlama. Her anında o yaratıcının ne dediğine bakabilme. Evet. Şöyle hocam, bir din görevlisi olarak, evet dedik ya, bir çay sohbetiydi bizimkisi. İftardan sonra böyle bir araya geldik. Gönül dostlarını da sohbetimize davet ettik. Onlar da icabet ettiler. Bir din görevlisi, bir topluma, şu an Türkiye'de veya dünyanın en yüksek yerinde elinize bir mikrofon olmuş olsa, insanla ne olarak seslemek istersiniz? Yani bir din görevlisi ne söylemek ister? Topluma hangi mesajları vermek ister? Neden yaratıldığını insanın önce bilmesi gerekiyor. Bu soruyu kendisine sorması gerekiyor. Neden dünyada var? Neden bu nefes alıyor? Neden yaşıyor? Bu nedensizlikleri biraz kendisinde sorgulayabilirse ve yaratan, yaratılana ne söylemiş? Bunu anlayabiliyorsa, bunu sorgulayabiliyorsa ve o yaratanın dediklerini biraz kendinde uygulayabiliyorsa o kişi ömrünü uzatarak yaşayabilir. Bunun haricinde yok. Evet. Erol Aydın da başarılar dilerim diye mesajını göndermiş. Aslında biz sohbet ediyoruz. Sohbetimizde evet, Erol Aydın da böyle bir sohbetin içerisinde olmuş olsaydı çok da keyif alırdık. Evet, Mustafa Yaşar hocamdan güzel bir mesaj gördüm. Gölküğümüzün kıymetlerine selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Ahmet Nusret Başkan'a tüm kalbimle din gönüllüler adına özellikle aşı konusundaki çabaları için teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, güzel moderatörünüz için sizlere de tebrik ederim. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum demiş. Daha ne desin de Mustafa Yaşar hocam. İşte biz dedik ya, iftardan sonraki çay sohbetine böyle gönüllüyle dahil olan dostlar soframıza dahil oldu, muhabbetimize dahil oldu. İşte bu dahiliyetler de bizi daha iyi yaptı. Evet hocam, vaktinizi aldık. Allah razı güzel olsun. Oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Sohbetin kısası mı makbuldür diyelim. Az önceki sorumu o zaman kapanmadan önce tekrar yenileyeceğim. Elinize bir mikrofon olsa, dünyanın en yüksek yerine çıkmış olsanız, herkes sizi dinliyor olsa, topluma ne söylemek istersiniz? Ey toplum diye başlarsak ne söylemek istersiniz? Birbirinizi sevin derim. Sevin. En güzeli. Ve bunu söylemeden önce kapatmak üzereyken isteklerimizi tekrar hocam diyelim. Mikrofon sizde. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Şimdi, buyurun. Yayınımızın başında, sohbetimizin başında sohbet diyelim, yayında demeyelim. Söylediğimiz gibi din görevlisi arkadaşlarımızın mutlaka aşı olması gerekiyor. Ve büyüklerimizin, biliyoruz ki bir an önce sesimizi duyup bunu yerine getireceğine de inanıyoruz. Ki toplumun her camiasında ta doğumundan ölümüne kadar olan tüm kesiminde, psikoloğu olsun, diğer konularda olsun, toplumun her kesiminde önünde giden bir camiayız din görevlisi olarak. Bugün dedik ya, doğumunda imam var, ölümünde imam var, din görevlisi var, cenazesinde
din görevlisi var. Düğününde, üzüntü halinde din görevlisi var. Evinde ruhu bunalan bir kişi gelip imamla sohbet edebiliyor. Yani yaşlısı da, genci de, herkesin bizim din görevlisiyle muhatap bir şekilde. Onun için din görevlisi arkadaşlarımızın, din gönüllüleri arkadaşlarımızın mutlaka şu olması gerekiyor. Ve buna biraz daha özen gösterilirse seviniriz. Çünkü bakıyoruz bugün de dahi olsa camilerde, camilerimizde kim var? Hatta o kadar yakın oluyor ki 7-8 kişi geliyor camiye. Her gün yüz yüze olduğun kişi maske bile takmaya çekiniyor. Devletimiz diyor ki maske taktırmaya zorlayın. Diyorsunuz ki Ahmet amca veya Mehmet amca veya Mehmet Bey maskenizi takar mısınız? Aman biz bizeyiz, takmasam ne olacak? Ve bunun ilerisinde de gidemiyorsunuz zaten. Gittiğiniz zaman çok değişik şeyler geliyor. Tabii cemaati cebri bir duruma sokamıyorsunuz. Sokuyorsunuz. İmam arkadaşlarımız da zor durumda kalıyor. Din görevlisi arkadaşlarımız da zor durumda. Devletimiz önlemlerini alıyor. Hükümetimiz önlemlerini alıyor. Dezenfektaydı, diğer şeylerde hepsini veriyor. Ellerine geleni yapıyor. Ama belli bulunduğu ortamdaki arkadaşlar fazla müdahale edemiyorlar. Çünkü sürekli cemaati. Sürekli yüz yüze baktığı kişiler. Ve hatta daha ilerisine götüreyim. Arkadaşım bir tanesi müdahale etme. Maskeni tak dediği anda değişik şekliyle imam arkadaşı hani bir yerden de şey var gidiyor şikayet ediyor. Hani biz bu müftülüklerimiz şeye almıyor, dikkate almıyor ama yani vatandaş imama bir şekilde bana bunu söyledi diye ne yapabiliyor? Evet, çünkü herkes artık müftülüğün yolunu biliyor. Herkes biliyor. Artık hakları olduğunu da düşünüyor. Ve dediğiniz gibi gerçekten zor durumda kalıyorsunuz bu süreçte. Biz daha iyi görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hassasiyet göstereceğine canı gönülden inanıyoruz. Evet. Elinden gelen çabayı da sarf ediyorlar. Din görevlisi arkadaşlarımız için de bu imkan sağlanırsa çok güzel olur diyoruz. Bizzat biz de bu yayının hocam şöyle söyleyeyim birkaç tane platformuna verdiğimizi söyledik. Hatta YouTube kısmını da Alev Hanım yükleyecek. Bunda bizzat Diyanet İşleri Başkanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na etiketleyerek Twitter'da paylaşalım. Evet Nurdal Duran toplum kötüye gidiyor. Çocuk anne babaya şöyle demiş. Toplum kötüye gidiyor. Çocuk anne baba eğitimi almaz ise bu böyle devam edecek. Hocalarımız ne yapsın? Çocuk eğitim almak istemiyorsa hayırlısı olsun. Buradan sesleniyorum. Evlenmeden önce evlilik sorumluluğu almamız gerekiyor. Çok güzel demiş hocam değil mi? Çok güzel. Evlilik sorumluluğu. Evet Seyhun Duran kardeşimiz. Hatta bu konuda da bizim il müftülüğümüzün yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışması var. Tam da bunu soracaktım hocam. Evlenmek üzere olan gençimiz müftülüğe müracaat ederlerse psikolojik danışmanlık da yapıyorlar. Var mı gerçekten böyle proje? Var. Böyle süper bir şey ya. Evet değerli izleyenler, bakın baştan beri en önemli konulardan bir tanesi de buydu. Evlenmeden önce müftülüklerimizin bu hizmetini ben gerçekten bilmiyordum. Bu müftülüklere de ben Diyanet İşleri Başkanı'na da teşekkür ederim. Hatta böyle hatta bu konuda şunu da söyleyelim. Evet. Bir anne çocuğunu türküyle değil de besmeleyle emzirirse o evlattan zarar gelmez. Güzel. Daha da söylenecek aslında söz kalmadı. Çok söz var. Selamlar, hayırlı yayınlar dilerim hocam ve Ahmet Çelenk abi. Bu işlere yakışıyor. Allah Allah abi bu işler yakışıyor. Ahmet Çelenk abi size başarılar dilerim. Canlı yayınımızı paylaşalım dostlar demiş. Evet paylaşabiliriz. Birkaç tane platformdan yayınlandığımızı söyledik. Facebook'ta da mesajları okuduk. Şimdi hocam. Aslında daha söylenecek söz kalmadı. Dedik ki eğer anneler çocuklarını şarkıyla, türküyle değil de besmeleyle emzirmiş olsalar biz bu toplumdaki bu sohbetleri, bu konuşmaları yapmamıza gerek kalmayacaktı dediniz. Ve zaten başka da bir şey demeye gerek yok. Hocam teşekkür ederiz. Bize bu söylemek istediğiniz bir şey varsa elbette mikrofonumuz, ekranımız size ardına kadar açık. Televizyonunda, ekranları başında veya telefonda. Artık tablette bizi izleyen bütün seyircilerimize buyurun söylemek istediğiniz ne varsa ulaştırmak. Sizlere bu imkanı verdiği için Moda TV'ye teşekkür ediyoruz. Çalışanlarına, sahibine, özellikle sizlere bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı
olmuştur. Hayırlı olduğuna da inanıyoruz. İnşallah. Yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Sohbetimize dahil oldunuz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi iftar sonrası çay sohbeti yapalım dedik. İyi ettiniz, geldiniz. Burada da gönül dostlarıyla sohbetimizi tamamlamış olduk. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun hocam. Var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Nasiptir, kısmettir bilemeyiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Kesinlikle kalın.